kazandık ya. O da benden çekiniyor demek. Onun da kafası karışmış belli ki. Yok ya. Benim kadar olamaz. Ya şu halime baksana. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. İçim kıpır kıpır. Günaydın. Günaydın. Neye gülüyordun? Ben. Hiç öyle aklıma komik bir şey gelmişti, ona gülüyordum. Sen neredeydin? Duştaydım. Sen de benim gibi erkencisin demek ki. Öyle. Akşam uykumu alamadım da. Ben çıkayım, sen rahat rahat üzerini değiştir. Çınar. Biraz konuşalım mı? Olur. Konuşalım tabii. Dün gece hakkında. Hani öpüştük ya biz. Evet. Çok güzeldi. Yani benim için öyleydi. Senin için? Benim için de öyleydi. Şimdi biz şeyiz yani. Oyun bitti artık. Resmen. Gerçek olarak. Karı kocayız. Öyleyiz. Öyleyiz. Bak, sabah oldu hala adam ortada yok. Bak, şu saat oldu hala ortada yok. Gelir Aysel'cim, gelir. Sakin ol biraz. Vallahi bak yine sen kötü olacaksın ha. Ha, bak kapı çaldı. Geldi işte. Ne oluyor be ikinize böyle? Ya bir şey söylesenize, ne oldu? Herkese afiyet olsun. Hadi Yasin, biz kalkalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Görüşürüz babişkom. Babacığım, ben sizi geçireyim. Zahmet etme kızım. Sen kahvaltına devam et. Hadi buyurun. Yesin, okul nasıl gidiyor? İyi. Yani bu söz muhabbeti de bittiğine göre daha fazla ağırlık verebilirim diye düşündüm. Ama eksik olduğum konular var. Onlarla ilgili senden yardım isteyebilirim bir noktada. Zamanın olursa birlikte ders çalışabilirsek güzel olur. Sen anlattığında daha iyi anlıyorum konuları. Bu ne ya böyle? Bu nasıl bir kahve böyle ya? Şekersiz, zehir gibi bir şey. Ver. Bizim kahvelerimiz karışmış yine. Benimkini içmişsin. Ben de diyorum, nasıl bir kahve bu böyle? Ya sen nasıl içiyorsun bu kahveyi? Bir an var ya, tat duygusunu yitirdim zannettim. Bak, kahve dediğin böyle içilir. Yani şekerli. Kahve dediğin şekersiz olur. Yani kahvenin tadı öyle çıkar zaten. Bak sen, sevgili eşim şimdi de kahve uzmanı mı oldu? Esin, ne diyordun sen bu arada? Ben? Bir şey demiyorum ya. Benim hazırlanmam lazım. Çıkacağım. Ya ne yapıyorsun sen ya? Önüne baksana. Görmedim Esin Hanım. Gerçekten fark etmedim. Kusura bakmayın Esin Hanım. Ben fark etmedim sizi. Gerçekten yapacağın görmedim. Yapacağın işi beceremiyorsan yapma, tamam mı? Esin, bir sakin ol. Tamam, bir şey yok. Ah hanım, ben gerçekten görmedim. Ben bir Esin'e bakayım. Esin! Esin! Kahve öyle içilmez bu arada, böyle içilir.
Ya Allah aşkına biriniz bir şey söyleyin bak. Bak Aysel tedirgin olacak kızım. Ya ne oldu söylesenize. Ben de onu soruyorum Şevki. Banka taksitine yatırmamışsın. Ne oldu? Niye yatırmadın parayı? Ya ben aslında yatıracaktım. Ne yaptın parayı abi? Kumar oynadın yine değil mi? Bütün paramızı götürdün kumar masasına yatırdın. Bu nasıl vicdansızlıktır ya? Ya Allah belamı versin oynamadım Aysel. Ay abi lütfen bir de yemin etme yani çarpılırsın vallahi. Ya kızım sen de bir sus. Kavga kaşağısı mısın nesin? Peki kumar oynamadıysan ne yaptın parayı? Heh cevap ver yengeme ne yaptın? Susuyorsun bir de değil mi? Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Aysel ben... Ben deme bana Şevki. Aysel sakin ol. Gözünü seveyim sakin ol. Benim bir yerimi sevme Cale. Ay ne yaptım ben şimdi Aysel yani? Sen de defol git gözüm görmesin seni. Defol git Şevki. Abi sen istersen gel biraz dışarı çıkalım. Sakinleşsin bir ortalık sakinleşsin ondan sonra gel. Ay. Bu nedir böyle ya? Hadi. Aysel yani. Ay Aysel. Vallahi sen çok yüklendin abime. Ay baksana kıpkırmızı oldun sen de. Cale. Aysel istersen ilaçlarını getireyim ben senin ha? Dur sen. Gözümün önümde tatlı tatlı bakışmalar, gülüşmeler. Bu ne ya? Barıştıkları yetmedi bir de vıcık vıcık romantizmlerini mi çekeceğim ben bunların? İstemiyorum görmek, istemiyorum işte. Sana kesin ya, sana kesin. Engel olamadın işte barışmalarına. Başına ne gelse hak ediyorsun. Beceremedim. Çınar'ın beni sevmesini sağlayamadım işte. Güzel kızım benim. Ne oluyor anne? Güzeller güzelim. Sen benim için çok değerlisin. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Tamam anne ya. Tabii ben her şeyin en iyisini hak ediyorum. İstediğim her şeyi de öyle ya da böyle elde edebiliyorum ben. Hazırlanmam lazım okula gideceğim. Ay boş ver şimdi okulum okulu. Seninle şöyle anne kız bir güzel takılalım. Ne dersin? Senle ben. Hı-hı. Birlikte takılacağız. Anne, bu sen olamazsın. Sen iyi misin? Bırak şimdi dalga geçmeyi. Hadi hazırlan. Bak çok güzel bir gün geçireceğiz birlikte. Hadi. En sevdiğim kahveden getirdim sana. Az sütlü americano. Meltem'e götürsen onu. Eminim çok hoşuna gidecektir. Allah Allah. Ya yine mi Meltem meselesi? Kapatmadık mı biz o konuyu? Kapanan bir şey yok Mert. Öykü. Öykü. Ya baksana suratıma. Bakıyorum ne var? Çok uzatıyorsun. Nasıl uzatmayayım ben bunu? Nasıl uzatmayabilirim yani? Ya Allah Allah ya üstüme çay döküldü diyorum. Daha neyini anlamıyorsun? Hem sen bana güvenmiyor musun? Ben artık neye güveneceğimi bilmiyorum Mert. Yapma ya Öykü. Selam gençler. Ne var ne yok? İyi Sinem ne olsun aynı bildiğin gibi işte. Aa, kahve mi aldın? Ben de tam açılamamıştım biliyor musun? Yalnız o kahveyi ben sana almamıştım ama. Sen iç, ben içmeyeceğim. Küçük. İçeyim bari. Ziyan olmasın. Ne zaman açıklanacak bu testin sonuçları? Hayatım, ben Ahu ile buluşmaya gidiyorum. İyi yapıyorsun hayatım. Tabii.
Gidip ona bu sözü iptal etmenin hesabını soracağım. Bir de bana anlatsın bakalım, gözümün içine baka baka. Bakalım yüzü kızarabilecek mi? İyi tamam, bunu sen. Ben çıkıyorum. Aa, sen niye ilgisiz kaldın bu konuya? Oğlumuzun şerefi söz konusu. Ne yapayım Nurhan? Ben de mi gireyim Ahu'yla buluşmaya? Ay yok, öyle değil de. Tamam tamam, uzatma. Çıktım ben. Allah Allah. Başka zaman olsa kasıp kavurursun ortalığı. Ne ara unuttun acaba olanları? Bay Gergin. Ne oldu anne? Kime söyleniyorsun? Ay kime olacak? Babana her zamanki gibi. Of. Neyse boş ver. Sen nasılsın? Uykusuz görünüyorsun. İyiyim anneciğim. Düşünme sen beni. Nasıl düşünmem oğlum? Çok korkuyorum. Ya eskisi gibi olacaksın diye. Hani o kızla olmuştun ya. Anneciğim iyiyim diyorum. O geçmişte kaldı. Düşünme artık beni. Peki tamam. Uçağın kaçta? Kaçta gidiyorsun? Geç kalma. 2 saat var. Hala babam şu işi bana nasıl kilitledi anlamıyorum biliyor musun? Olsun. Şöyle düşün. 1 hafta İstanbul tatili yapacaksın. Anneciğim ne 1 hafta tatili ya. Sabah akşam benim toplantılarım var. Sağ olsun babacığım her dakikamı değerlendirmiş. Olsun. Bazen uzaklaşmak çok iyi gelir. Neyse. Ben kaçayım yavaştan. Daha trafik var. Canım oğlum benim. Seni çok özleyeceğim. Anneciğim 6 üstü 1 hafta gidiyorum. Abartmasak mı? Abartırım. Anneyim ben. Ben sizi sabahtan akşama kadar özlüyorum. Benim sizden başka kimim var? Ölüyorum ben sana. Aşkım. Ben de sana. Canım oğlum. İyi ki sen varsın benim hayatımda. Zaten bir tek sen düşünüyorsun beni. Düşüneceğim tabii. Bilekliği takmamışsın. Dün geceden dolayı mı? Yok canım, ne alakası var? Ben düşürdüm mü acaba? Duş alırken çıkarmıştım. İyi tamam o zaman. Ben de Rihan görmeyince şey sandım. Takmak istemiyorsun sandım. Yanılmışsın. Kolay kolay vazgeçmem ben o bileklikten. Dağılanları toparlamama yardım edeceksin yani. Evet. Birlikte toparlayacağız tüm parçaları. Nereden başlayalım o zaman? Ben gidip bilekliğimi alayım. Kaybolmasın şimdi. Sahip çıkmam lazım ona. Gitmiş banka borcunu kumar masasına yatırmış. Bu nasıl vicdansızlıktır? Bu nasıl babalıktır ya? Öyle odalara gidip kapanmakla olmuyor Şevki Efendi. Gel buraya konuşacağız. Aysel'cim ne sakin ol ne olur. Ay ne sakin olacağım Jale ya? Bak sen sinirlisin. Abim de yorgun. Yani biraz zaman verirseniz belki bir süre sonra konuşursanız çok daha iyi olur her şey. Ha, sen şimdi abini mi koruyorsun Jale? Yok canım. Abimi falan korumuyorum ben. Ben senden yanayım. Ama yani ona da yazık şimdi uykusuz kalmış böyle. Ha, evet uykusuz kalmış. Kumar masalarında yoruldu yazık. Ya Aysel yeter artık ama ya. Adam alttan aldıkça sen onun üzerine gidiyorsun. Sakinleş artık diyoruz bana da kızıyorsun. Öyle mi Jale? Kusura bakma. Çoluğumun çocuğumun rızkını kumar masalarında harcayınca ben öyle senin gibi sakin olamıyorum. Aysel bak. Ben anlıyorum seni. Ha! Abine bağırmam gücüne gittiyse ben giderim. Siz oturun abi kardeş. Aa! Aysel yanlış anladın. Aysel'cim sen nereye gideceksin şimdi? Ya bir durur musun lütfen? Of! Hay dilime eşek arası soksun. Thank you.
yapacaksın bugün? Holding'e gideceğim. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben evden çalışsam iyi olur. Şimdi birileri orada benim dikkatimi dağıtır. Benim işlerim kalır falan. O biri ben miyim acaba? Sence? Gelmeni çok isterim ama yine de sen nasıl istersen. Çalışmaya gelmem. Ama sen istersen ziyaretine gelirim. İstemez miyim hiç? Bu benim için en büyük ödül olurdu. Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Gönül rahatlığıyla gidebilirim o zaman işe. Ben seni uğurlayayım o zaman. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çınar. Nesin? Gidiyor musun? Gidiyorum, ne oldu? Yok, bir şey yok. Kolay gelsin diye. Sağ ol. İğrençsiniz ya. Şu halde bakınca yapıştılar birbirlerine. Şirkette bekliyorum. Geleceğim. Selma. İyi canım, senden ne haber? Ya o bluzun mavisini mi alsaydım acaba? Ay sen değil de ben mi alsaydım acaba onu? Aa, biraz genç değil mi o? Aa, ben genç değil miyim? Tamam ya, zaten bu aralar sende bir haller var. Nereden buldun güzellik iksirini ahım? Ya aynı renkten alalım, ne olur ki? En fazla pişti olursun. Alalım annişko. Hem ne güzel, anne kız şöyle bir trend yaratmış. Evet, tabii. Anne, bir şeyler yemeye mi gitsek? Canım şöyle kocaman bir pizza çekti benim. Gideriz tabii de. Önce bir yere uğrayacağız. Sürpriz mi var bana yoksa? Psikoloğa uğrayacağız. Konuyu buraya getirmek için miydi anne bütün bu anne kız havaları? Ay hayır tatlım. Ben de çok mutlu oldum kızımla baş başa bir gün geçirdim diye. Ama ruh sağlığın her şeyden önemlisi. Öyle şakaya gelmez. İstemiyorum psikoloğa falan gitmek. İyiyim ben ya, yok bir şeyim. Ay buna sen karar veremezsin kızım. Yine bir şekilde başardın benim moralimi bozmaya. Ne gerçekten bravo ya. İtiraz etme Esin. Bak doktora gidelim. O karar versin hani ihtiyacın var mı yok mu diye. Bak söz zorlamayacağım. Ama bunu uzman bir kişiden duymamız gerekiyor. Tamam. Yani ben ne dersem diyeyim senin dediğin olmayacak mı zaten? Bak, psikoloğa bırakayım seni. Sonra geliriz. Kocaman dev gibi bir pizza yeriz. Ne dersin? İşte böyle. Sonuç olarak barışmış olduk. Ya çok sevindim. Barışmamız o kuzum benim. Selma tamam çok sıkıyorsun, zor nefes alıyorum. Ya kızım ne yapayım ya? O kadar sevindim ki. Yani ben sevgilimle barışsam bu kadar mutlu olurdum. Ki sevgilim yok, o da ayrı bir konu da. Neyse geçelim. Nasıl gidiyor şimdi? Ya beni biraz zorluyor bu karı koca halleri. Nasıl yani? Yani ben bilmiyorum ki eşler ne yapar, nasıl davranır? Anlamıyorum bu işlerden. Ya nasıl davranır ne demek ya? Doğal davranır işte. Söylemesi kolay tabii. Mesela bugün Çınar'ı işe uğurluyordum. Eşi olarak. Tabii eşi olarak bunu yapman doğru davranış. Sonra? İşte uğurlarken vedalaşıyoruz ya. Hı-hı. Orada dudağını mı öpsem yoksa el mi sallasam bilemedim. Kafam karıştı biraz. Bir de utanıyorum ben. Utanıyor musun? Öpüşmekten mi utanıyorsun? Evet.
Ya Selma, ne ima ediyorsun? Başka şeyler de yapmaya utanıyor musun peki? Başka şeyler? Ya başka şeyler işte, anlasana kızım. Yani yakın temas gerektiren hoş şeyler. Onlarda durum ne? Ay Selma ya, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ya soru soruyorum, cevap versene. Hiç yakınlaştınız mı o kadar? Aa. Aman acelesi yok. Eniştem kaçmıyor ya bir yere. Sen hazır hisset yeter ki. Selma ya. Selam Mert. Ne haber? İyi, sen? İyi benden de. Ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Canı sıkkın gibi. İyiyim dedim ya. Bir şey yok. Sen iyi ol da gerisi hallolur zaten. Ya tamam, ne yapıyorsun? Sakin ol şampiyon. Saç vardı, onu alıyordum. Ben burada böyle laubalilik istedim. Merhaba Meltemciğim. Merhaba canım. İşle ilgili mi konuşuyorsunuz? Konuşuyorduk da bitti. Gel hadi. Odamda karşılıklı birer kahve içelim. Şahane olur. Mert'cim, bize bir Amerikano, bir de latte söyler misin? Tamam anneciğim, siz geçin, ben söylüyorum. Gel. Teşekkürler Mert. Düşmüyor yakamdan, kafayı yiyeceğim ya. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş buldum. Suzan abla, ben sana bir şey soracaktım. Buyurun. Ya ben Cınar'a tatlı yapmak istiyorum da ne seversen biliyor musun? Bilmez olur muyum hiç? Aşk olsun. Cınar Bey çikolatalı ıslak keke bayılır. En sevdiği tatlıdır o. Hmm. Çikolatalı ıslak kek. Yani daha önce hiç yapmadım ama deneyeceğim artık. Ben size yardım ederim. Gerçekten mi? Ama senin de başka işlerin vardır ya. Önemli değil. Akşam yemeğini yaparken bir yandan da onu aradan çıkarıveririz. E hadi. Hadi. Anca başlarız. Aysel yok mu? Yok. Gitti Aysel. Ya ne diyorsun sen be? Nereye gitti karım? Birazcık seni koruyayım dedim. Kalbini kırdım kadının ya. Çekip gitti. Hay, hay demez olaydım ya. Of. Ya sana mı kalmış? Ne karışıyorsun kadının içine? Ne bileyim ya. Abi kardeş. İşe yaramazız demek ki. Ya bak boş boş konuşma. Aysel nereye gitti, bana onu söyle. Ay ne bileyim abi. Yani giderken bana adres falan bırakmadı. Vurdu kapıyı çıktı. Ne bileyim ben, nereye gittiğini de bilmiyorum. Bak abi. Yengem başından sonuna kadar haklı. Bak ne yap ne et, şu evin parasını bul ya. Gündüz iş mi bulacaksın, gece iş mi bulacaksın? Bu borcu kapatmalısın abi. Bak yoksa bu yuva yıkılır abi. Sen en iyisi bir camiye git, iki rekat namaz kıl. Şöyle bir tövbe et kumar için. Kurtul Allah aşkına şu illetten. Kurtul artık abi ya. Doğru söylüyorsun. Ben camiye gidiyorum. Allah affetsin abi. Doğru yapıyor muyum Suzan abla? Doğru doğru, devam et sen. Sosunu en son hazırlayacağız. E bir dahakine kendim yaparım artık. Ne çok seviyorsunuz birbirinizi. Bu devirde böyle birbirini düşünmeler kalmadı. Bana söyleseydiniz ben de yapardım ama siz kendi ellerinizle yapmak istediniz. E boşuna dememişler elemeyi diye. Hem bence insanın sevdiği biri için yemek yapması çok güzel. Yani mutlu ediyor. Siz hep böyle mutlu olun. Sevgi dolu olun inşallah. İnşallah. Ve çıkınca seni alacağım demişti. Neredesin anne ya? Of, açmıyor da. Sen bilirsin anneciğim. Hiç bekleyemeyeceğim seni şu an burada.
Derya'cığım, neredesin? Tamam, ben de dışarıdayım şimdi. Hadi çık gel Özgür'ün mekanda buluşalım. Okey canım. Öptüm, geçiyorum ben de. Bay bay. Ah Şevki, ah. Ne olurdu şu kumar belasından elini çekseydin. Ne oldu şimdi bak, ne hale geldik. Evimiz elden gidiyor dedim, dinlemedin. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Sabrımı o kadar tükettim ki yüzünü bile görmek istemiyorum. Nereye gideceğim? Gidecek yerim bile yok. Yoruldum. Bitecek birazdan. Az kaldı. Hiç önemli değil. Burada zaman geçirmeyi seviyorum. Mert'le karşılaşıyoruz. İyi oluyor. Çok da tatlı, nazik, böyle güven veriyor insana. Sence de öyle değil mi? Hoşuma gidiyor yani. Bence onun da bana ilgisi var. Neden olmasın ki zaten, çok saçma. Yani iyi bir çift olabiliriz. Sen ne dersin? Aa! Ya ne yapıyorsun beceriksiz şey? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ne oluyor ya? Ya iğne batırdı Mert. Öykü? Bilerek yaptı. Özür dilesin Mert. Ne özür dileyeceğim be senden? Özür dilesin diyorum Mert. Hayır, anlamadım da niye kızdı bu kadar. Ben senin hakkındaki duygularımı, hislerimi anlatıyordum. Delirdi bir anda. Sevgilin sanki. Özür dilesin Mert. Meltem Hanım'ın birazcık canı yanmış. Ama ben kasıtlı bir şey olmadığına eminim. Tatsızlığında uzamasına gerek yok. Mert Bey. Özür dile işte. Patronun özür dilemeni bekliyor senden. Alt tarafı bir özür. Öykü. Aa, deli mi ne? Siz bunları burada çok mu şımartıyorsunuz, anlamadım ki. Hem iğneyi orama burama batıracaksın, hem de... Alt tarafı bir iğne ucu Meltem, abartma sen de. Allah Allah, kız sanki seni bıçakladı. Kazayla olsa bir şey demezdim Mert. Bilerek yaptı diyorum. Bu kızla aynı ortamda çalışmak istemiyorum artık. Ya o kız gider ya ben. Seçim senin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, gayet ciddiyim. O zaman ciddi ciddi beni dinle. Öykü bu moda evi için çok kıymetlidir. Böyle saçma sapan bir sebepten ötürü ondan asla vazgeçmem. Anladın? Alo Derya, gelme, plan iptal. Ya Özgür'ün mekanına gittim, annem oradaydı filan. Neyse tamam, hadi bize sana anlatamayacağım, kapa. Zaten sinirim tepemde. Anneme bak sen ya. Resmen anne kız günü diye kandırmış beni. Ama psikoloğa bıraktığında anlamalıydım bir sıkıntı olduğunu. Meğer Nurhan'la peşimden kuyum kazıyormuş. Efendim anne. Gülsin'cim, aramanı yeni gördüm canım. Neredesin? Psikoloğun önüne geldim, yoksun. Geliyorum anne, geliyorum. Tabii duymazsın Nurhan'la arkamdan iş çevirirken. Allah'ım sen kabul eyle Rabbi. Hayırdır Şevki abi? Camiden mi? He ya Oğuz, camiden. Allah kabul etsin abi. Amin amin Oğuz. Şu kumar illetine tövbe ettim de. Bir daha da oynarsam iki elim birden kopsun ya. İyi yapmışsın abi. Hayırlısı olsun inşallah. Eyvallah Oğuz, eyvallah. Eyvallah abi. Turgut abi. Seninkini gördüm şimdi, camiden çıkmıştı. Ne işi varmış lan Şevki'nin camide? Tövbe etmiş abi. Bir daha kumara el sürmeyecekmiş. Sürerse eli kopsunmuş. Büyük konuşmuş be. Etsin bakalım, eksin. Daha çok bozacak o tövbesini. Aynen abi. Hadi eyvallah. Eyvallah.
İkiniz nerede kaldı? Ya gelmeyecek mi acaba? Ya gelmeyecekse mesaj atardım. Ya arasam mı acaba? Ya yok be oğlum, arasan ne diyeceksin şimdi, kızı darlıyor gibi. Boş ver. Gel. Müsait misin? Gel, müsaitim. Ben de seni bekliyordum. Bak, sana ne getirdim. Bu ne? Aç bak. Islak kek getirmişsin. Islak kek benim en sevdiğim tatlıdır. Biliyorum. Suzan abla söyledi, ben de hemen yapıp getirdim. Sen mi yaptın? Yani Suzan abladan biraz yardım aldım ama... Teknik olarak ben yaptım diyebilirim. Ellerinle yaptın yani. Sen seviyorsun diye yaptım. Eminim çok güzeldir. Afiyet olsun. Sağ ol. Deniz, sana bir şey diyeyim, bu efsane. Harika olmuş bu. Gerçekten çok iyi. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Gel buraya. Çocuk gibisin. Ağzına burnuna bulaştırıyorsun bir şey yerken. Geçti mi? Geçti. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. İşimiz bitti, çıkalım diyecektim ama siz kalın istiyorsanız. Yok yok, biz de çıkacaktık zaten değil mi Çınar? Evet evet, biz de çıkacağız baba. Öyle mi? İyi. Lan cezası kadın. Öykü, yapma böyle lütfen. Dokunma bana. Ya tamam, kızmanı anlıyorum. Ama biraz da benim açımdan bak. Ben niye senin açından bakacağım? O bana neler söyledi biliyor musun sen? Damarıma bastı benim. Bir de gitmiş özür dile diyorsun. Onun tarafını tutuyorsun. Ya onun tarafını tuttuğum falan yok. Farkında değil misin? Meltem bizim ilişkimizi biliyor gibi davranıyor. Gidip anneme bir şey söylemesin diye arayı bulmaya çalışıyorum. Halime bakarsan hiç arayı bulmuş gibi görünmüyorsun. Öykü, ben seni düşündüğüm için böyle hareket ediyorum. Yoksa Meltem'e ne halim varsa gör derim geçerim. Annemin ilişkimizi öğrenmesinden çekindiğini bildiğim için Meltem'i alttan almak zorundayım. Senden bunu istemek benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama lütfen şu kızdan özür dile, konu kapansın, bitsin, gitsin. Lütfen. Hoş geldiniz. Alayım Ahu Hanım. Yol boyunca sesin çıkmadı kızım. Ne oldu? Anlat. Nasıl geçti seans? Esin. Bak tedirgin oluyorum ama. Aynı kız, ne güzel alışveriş yaptık. Psikologda mı bir şey oldu? Seni gördüm. Özgür'ün mekanında Nurhan'la oturuyordunuz. Anne, yeter artık ya. Bırak şu söz meselesinin peşini. Görmüyor musun bana nasıl hissettirdiğini? Ya Esin, sakin ol kızım. Olmayacağım, sakin olun. Olmayacağım ya. Satılık mal muamelesi yapıyorsun sen bana. Anne yapma artık, ne olur. Ya kırılmıyorum sanıyorsun ama ben kırılıyorum. Duygusuzum sanıyorsun ama değilim ki. Kızım. Bana bir bak.
Ya bir gör beni. Dediklerimi bir dinle ne olursun. Ben Özgür'ü sevmiyorum. Bir kere de bunun önemi olsun ya, senin o küçük hesaplarının değil. Esin kızım, sen beni yanlış anladın. Ben yalnızca Nuran'ın gönlünü almak için buluştum. Yani o kadar konuştuk. Yarı yoldan döndüler. Herkese rezil oldular. Yani ona ayıp olmasın diye. Ne hala Nuran diyorsun? Hala başka insanları düşünüyorsun sen ya. Anne, ben sana kalbimden bahsediyorum ya. Kalbimden bahsediyorum. Benim kalbim acıyor. Kalbim acıyor benim. Kalbim acıyor. Anne, canım çok acıyor benim. Çok özür dilerim. Ben gerçekten özür dilerim. Bak, birlikte her şeyi aşacağız, tamam mı? Neyse, lütfen kızım, lütfen. Hadi. Lütfen sakin ol. Tamam kızım. Özür dilerim. Ne için özür diliyorsun? Hayır, yaptığın şeyin farkında mısın bilmem gerekiyor da. İğneyi sana batırdığım için özür dilerim. Bilerek batırdığım için diyeceksin. Tamam Meltem. Yeter bu kadar. Peki tamam. Senin hatırın için bu kadarıyla yetineceğim. Ama bu kızla çalışmaya devam etmek istemiyorum. Lütfen provama başka biri devam etsin Mert. Ya sanki seninle çalışmayı bayılıyordum. Lütfen bu isteğimi kırma Mert. Kendimi güvende hissetmek istiyorum. Tabii, olur. Öyleyse herkes için daha iyi olacak. Özellikle de benim için. Sinem Hanım, bir bakar mısınız? Buyurun Mert Bey. Meltem Hanım'ın provasına bu saatten sonra siz devam edeceksiniz, tamam? Ay, inanmıyorum. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Meltem Hanım'la çalışmak benim için gurur verici. İşte işini ciddiye alan bir insan. Ne kadar kötü oldum, nasıl fark edemedim ben? Suzan, kapı çalıyor. Suzan! Ay, kapıyı da ben açacaksam sen ne işe yarıyorsun acaba? Senin ne işin var burada? Kızımın evine gelirken senden izin alacak değilim Ahu. Ay, siz de iyice tepemize çıktınız artık. Bir kere burası senin kızının evi değil, benim evim. Şimdi nereden geldiysen oraya geri dön. Mert'le nasıl gidiyor? Biraz da onu anlat bakalım. Konuştuğumuz gibi avcuma düşmesi an meselesi. Ben sana söyleyeyim, en fazla bir haftaya Öykü diye birini hatırlamayacak bile. Bravo gerçekten. Takdir ettim seni. Benden kaçmak kolay değil. Anında etkim altına alırım adamı. Sende bu güzellik varken aksini düşünmek mümkün bile değil zaten tatlım. Mersi tatlım. Hadi başlayalım o zaman.